Merhabalar balık burçları, yükseni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle Temmuz ayının son 2 haftasına niyet bir açılım yapacağız arkadaşlar. Hem kahve hem de tarot açılımı yapacağız. Öncelik olarak sizlerden her zaman istediğim gibi arkadaşlar, lütfen güzel niyetleri tutmayı unutmayın. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Balık burçları Instagram ve yedek YouTube hesabımızda linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Tıklayıp abone olabilirsiniz. Ve özellikle şuraya da iletişim bilgimi yazıyorum arkadaşlar. Bireysel açılım yapıyor musunuz diye soran arkadaşlar, evet yapıyorum. Ulaşabilirsiniz 545-766-16-24. WhatsApp üzerinden ulaşırsanız adınızı yazıp çok 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 memnun olurum. Çünkü aramalara maalesef bakma şansım olmuyor arkadaşlar. Evet, balık burçları, yükseni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar, hazırsanız şöyle bir Temmuz ayının son 2 haftasına niyet kahve fal açılımınızı yapmak istiyorum. Evet. Şöyle hem sizlere göstereyim hem de ben de bir bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, hayatınızda bir takım karışmalar, düzensizlikler, işte rayına oturtturamamaktan kaynaklı sıkıntıların olduğunu, ama artık hayatınıza bir düzen geliyor. Bakın çok ciddi anlamda bir nazar etkiniz var. Çok duygusalsınız. Şu aralar duygusallığınızın sebebi, gözyaşlarınızın sebebi dışarıdan çok fazla etkilenmeniz ve nazar etkisinde kalmanız. Allah korusun arkadaşlar, gerçekten kazadan beladan ama çok ciddi anlamda bir nazar etkiniz çıktı. Nazar çalışmalarını lütfen kesinlikle yapmayı ihmal etmeyin. Bakın hayatınıza bir düzen geliyor. Bu düzenle beraber bir rahatlama yaşayacaksınız. Maddi olarak gelecekler de var açıkçası. Bir müddettir beklediğiniz haberlerin, maddi olarak gelmesini istediğiniz beklentilerinizin gelmesi durumu var arkadaşlar. Şu sıra hayatınızı sürekli bir düzen oturtturmaya mı adadınız? Yani bayağı bir, çünkü hayatınızda temizlik yapıp da yanlış insanları çıkartıp doğru insanlarla hayatınıza devam etmeye durumu çıkmış. Bakın çok iyi yapıyorsunuz, nasipleriniz peş peşe geliyor. Bir kapı kapanırken diğer bir kapının açılması durumu var. Bazı geçmişteki sıkıntılardan dolayı gözyaşları dökme durumunuz da var ama çok akıllanmışsınız. Gerçekten geçmişi kapatma taraftarsınız ve yeni bir geleceğin de sizi beklediğini gösteriyor. Şöyle göstereceğim, bakayım görünecek mi? Evet, bakın hiç de iyi niyetli olmayan birinin gerçekten sureti var. Şöyle göstermek istiyorum. Siz bu kişiye istediğiniz kadar dil dökün. İstediğinizi yapın. Yani bu kişi size öyle bir kafayı takmış ki sizinle alakalı yüzünüze gülmüyor da, onu da söyleyeyim ama. Hani yüzünüze gülüp arkadan iş çevirme durumu değil. Siz bu kişinin zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Ama evet, başta belki konduramadınız, değer verdiğiniz birisiydi. Ama artık bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Ve bu kişinin eline koz vermemek için bir mücadele. Bu kişiyle bir mücadele durumunuz var. Yani yanlış yapmamak için uğraşıyorsunuz. İşte çünkü bu kişinin eline geçerse sizinle alakalı kötü yorum yapmak için hazırda bekliyor. Öyle bir durumu çıkmış ve siz de çok kontrollü bir şekilde ilerleyeceğinizi gösteriyor. Bakın bir buluşma, bir kavuşma yaşanacağını gösteriyor. Birisiyle böyle yan yana gelmeye beklediğiniz, istediğiniz, sevdiğiniz birisiyle yan yana gelmeye durumunuz var. Ve ben yine çok hızlı konuşuyorum. Bana yine çok hızlı konuşuyorsun diyecekler. Yavaş konuştuğuna da yavaş konuşuyorsun diyorsunuz ama neyse, idare etmeye çalışıyorum. Evet, birisiyle bir kavuşma, sevdiğiniz birisiyle tekrardan bir araya gelmeye durumunuz var arkadaşlar. Bir toplantının, bakın birden fazla kişinin bir araya gelip de bir toplantı yapma durumu var. Ve siz bu masadan o kadar mutlu çıkacaksınız ki sevinçten zıplar vaziyettesiniz. Ve sevinçten gözyaşı dökme durumunuzu da gösteriyor açıkçası.
Bir rahatsızlık baş bölgesi, boyun bölgesinde bir takım rahatsızlıkları gösteriyor. Dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Bir takım mahkeme işleriyle mi uğraşıyorsunuz? Miras yoluyla kalacak işler. Evet, mirastan kaynaklı bir takım mahkemelerle uğraşıldığını gösteriyor ama bu çok ertelenecek bir mahkeme. Ciddi anlamda hemen sonuçlanmayacak bir mahkeme. Bir de siz elinizde olan bir malı satmaya çalışıyorsunuz. Ama onun satımı uzun vade alacak. Sattığınızda parayı iyi değerlendirememe durumunuz var. Bundan kaynaklı hemen satım olmayacağını gösteriyor. Daha ilerleyen zamanlarda elinizdeki işte ev olabilir, araba olabilir. Bunu satıp da o parayı daha iyi değerlendireceğinizi gösteriyor. Bakın, hanede birisinin çok güzel bir nasibi var. Şöyle bir nasibi var. İş konusunda, açıkçası parasal anlamda bu kişi biraz şanslı, çok nasipli. Bu kişinin parasından sizinle nasipleneceğinizi, işte hakkınız vardır, hakkınızı alacağınızı, bu kişi işte senin ihtiyacın var deyip de sana gelip de size gelip de para vereceğini gösteriyor. Ama bu para da çok 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 işinize yarıyor arkadaşlar. Bir takım borçlardan kurtulmayı gösteriyor. Sizin şansınız da çok güzel. Bakın, bu ara böyle güzel güzel dualar etmeyi ihmal etmeyin. Yıldızınız çok yüksek. Duaların kabulü. Bakın, niyetlerin gerçekleşmesi durumu var. Duaların kabulü durumu var. Enerjiniz çok yükselecek, biliyor musunuz? Yani peş peşe güzel haberlerin, o beklediğiniz haberlerin gelmesiyle beraber enerjiniz çok güzel yükselecek. Ve siz bir yola niyet ediyorsunuz ama önünüzde de birisi engel oluyor. Gitme, kal işte, ama aslında şöyle söyleyeyim, aslında giderseniz biraz daha kafanız rahatlayacak ama bu kişi gitmenizi istemiyor çünkü gittiğinizde işler geride kalıyor. Yani sizin yapacağınız, yaptığınız, sürekli olarak yaptığınız işler aksayacağı için bu kişi önünüze bir engel olup da gitme, kal, işte sorumluluklardan vazgeçmenizi istemiyor. O yüzden sizi göndermemeye çalışıyor arkadaşlar. Ama yolculuğunuz da çok güzel, önü de açık, aydınlık görünüyor. Ama siz bu kişiyi dinlerseniz bu yoldan vazgeçme durumunuzu da gösteriyor. Bakın, beklediğiniz bir haber var ve bu haberin gelmesi ayın, yani şöylesi 28 gibi diyeceğim. Çünkü ayın sonunu buluyor ama 2-3 gün öncesinden geliyor. Ayın sonuna kalmadan 2-3 öncesinden geliyor arkadaşlar. Çok güzel, beklenilen, müjdeli bir haberin gelmesi durumu var. Evet, hakkınızda iyilikler olsun. Evet, güzellikler olsun. Balık burçları, şöyle hemen tabağınıza da bakmak istiyorum. Yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar. Bakın, hane üzerinde kara bulutlar var. Yani akarken ben bunu hemen söyleyebilirim. Hane üzerinde bir takım kara bulutlar var. Ama siz bu kara bulutları dağıtmak için o kadar uğraşıyorsunuz ki, diyorum ya size, hayatınızda bir düzen oturtturma savaşı veriyorsunuz ve bu mücadelenize devam edin. Pes etmeden devam edin. Çünkü çok güzel bir düzen oturtturacaksınız. O hanedeki gereksiz tartışmalara bile son verecek bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Yaşadığınız bazı olumsuz olayları sürekli düşünüyorsunuz. Kendi kendinize hesaplaşmalarınız var. Bunlardan da bir kurtulmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü çok fazla kendinize cebelleşiyorsunuz. Hani karşınızda biriyle değil, kendinize cebelleştiğinizi gösteriyor. Evet, bir yükü üzerinize gelmeden atma durumu var arkadaşlar. Birisi sen yapabiliyorsun, sen bunu biliyorsun, sen bu işi yapıyorsun diye sizin üzerinize bir sorumluluğunu atma durumu çıkıyor. Ama siz çok güzel bir şekilde o sorumluluğu almadan, sorumluluk altında ezilmeden üzerinizden atıyorsunuz. Gerçekten bol bol dua edin arkadaşlar. Güzel. Bu ara arkadaşlar çok büyük konuşmamaya dikkat edin. Büyük konuştuğunuz şeyin başınıza gelme durumu var. Ben buraya gitmem, ben bununla konuşmam, yani büyük konuşmayın, özellikle söylüyorum. İşte şunu almam, buraya gitmem demeyin. Tam da o dediğiniz şeyi yapacağınız bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Bir hayat çizginiz var, yeni bir takım başlangıçlarınız var. Aşkla alakalı da bakın, eğer yeni birisini arıyorsanız,
yeniden sıfırdan gelecek bir kişi var karşınızda ve böyle o kadar güzel yüzünüzü güldüreceğini gösteriyor ki ve şöyle söyleyeyim, dışarıdan yakından biri değil, bu dışarıdan gelecek kişinin sizin yüzünüzü güldüreceğini gösteriyor. Evli olanlar bakın, balık burçları, evli olan balık burçları. Aslında yüzünüz gülüyor ama karşı karşıya geldiğinizde sıkıntılarınız çok fazla. İşte bunları düzen oturttukça hayatınızdan böyle sıkıntıları atma durumunuz var. Önünüz aydınlık, merak etmeyin. Niyetlerinizin gerçekleşmesi durumu da var. Yeni kararlar alıp uygulamanız gerekiyor. Çünkü siz karar aldığınızda, uyguladığınızda sonuçları gerçekten mükemmel oluyor. Eskideki güzel günlere karşı bir özleminiz var arkadaşlar. Bakın, geçmişe doğru yüzünüzü dönmüşsünüz. Evet, şu anda belki hani biraz karamsarlık, biraz negatiflik durumlarından geçtiğiniz için işte önceden yüzüm gülüyordu, şimdi sürekli ağlıyorum der durumda çıkıyorsunuz belki. Ama geçmişle işte hesaplaşmalarınızı gerçekten kapatmanız gerekiyor. Düşünmediğiniz bir olayın içinde kendinizi bulabilirsiniz. Ani gelişecek. Yani bir kalabalık var. O kalabalığın içinde bir olay olacak. Hiç düşünmüyorsunuz. Sizin de kendinizi o olayın içinde hiç aslında yeriniz bile yok. Ama sizi biri o olaya dahil etmeye çalışıyor. Kötü de olsa bu olay, siz o olaydan sıyrılıyorsunuz ama arkadaşlar. Bakın bu güzel. Evet, bakın bir takım kıskanılma durumlarınız da var. Ve bu kişileri aranıza ciddi bir mesafe koyabileceğinizi gösteriyor. Kendinizi size affettirmeye çalışan biri de var arkadaşlar. Bakın, bu kişiyle evet bir müddettir konuşmuyordunuz ama şu anda elinde bir takım size kendini affettirmek için bir şeyler alıp size gelme durumunu gösteriyor arkadaşlar. Evet, balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar. Şöyle Temmuz ayının son 2 haftasında niyet kahve falı açılımı yaptık. Hemen şöyle tarot açılımınızı da yapmak istiyorum. Niyetlerinizi tutun arkadaşlar tekrardan. Balık burcu. İlk kartımla hemen başlamak istiyorum. Güç kartı arkadaşlar. Bakın, şu anda bir güçlenme döneminde olduğunuzu ve bu güçlenmenin bereket getireceğini ve bu bereketin de uzun vadeli, bakın sonsuzluk işareti ve uzun vadeli olacağını gösteriyor arkadaşlar. Pes etmeden mücadele ettiğinizde güzel sonuçlar doğuracak işler yapıyorsunuz. Şöyle bir diğer kartımı alıyorum arkadaşlar. Bakın, elinizden çıkacak bir iş var. Küçüklü büyüklü diye hiç düşünmeyin. Çünkü elinizden çıkacak bir işin çoğaltılıp da bu işten maddi bir kazanç elde etme durumunuz var. Siz başta biraz şüpheci davranabilirsiniz. Karamsar davranabilirsiniz. Olur mu olmaz mı diye bu işe girmekte tereddüt yaşayabilirsiniz. Ama bu işe girip de işin başında siz olduğunuzda, o işi siz yönlendirdiğinizde bakın çoğalma durumları var. Maddi olarak da evet faydası dokunacak sizlere. Şöyle bir diğer kartım, bakın bu karamsarlıkla alakalı. Konuşamıyorsunuz. Kendinizi bir müddettir etrafınızdakilere anlattınız. Evet, etrafınızdakiler sizi anlamadı. Ve şu anda arkadaşlar konuşamadığınız için kendi içinize dönmüşsünüz. Evet, aslında bu eğer dinlenme süresi ise hiç sorun değil ki, zaten dinlenin. Bir müddet dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Heves kırıklıklarınız, hayal kırıklıklarınız, karşınızdaki insana karşı bir sevgisizlik, karşınızdaki insana karşı bir takım güvensizlik problemimiz var ve bunu biraz dinlenmeniz gerektiğini de net bir şekilde söylüyorum. Çünkü uzun zamandır bir cebelleşme dönemindeydiniz ve dinlenerek üzerinizden atabilirsiniz. Kılıç Prensi, vereceğiniz yeni kararlar var arkadaşlar ve bu vereceğiniz kararlar güçlenme döneminizle alakalı, onu söylemek istiyorum. Aynı şekilde kılıç kadar keskin kararlar vermeniz gerekiyor ki ilerleyebilirsiniz.
Evet, adalet kartı. Hak, adalet. Bakın, hakkınız yenmiştir. Mahkeme işleriniz vardır. Hak, adalet arayışı içindeyseniz hakkınızı alabileceğiniz, terazinin kefesini eşitleyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ama her zaman söylüyorum arkadaşlar, kesin kararlı ve önünüze bakarak, dışarıdan birilerinden etkilenmeyin. İnsanların ağzı var, susmuyorlar malum. Ama dışarıdan birilerinden etkilenmeden hayatınıza devam ettiğinizde hak, adalet arayışlarınızın karşılığını alabileceğiniz de gösteriyor. Şöyle bir değer kartımı almak istiyorum. Evet, biz bayağı kılıçlarla gidiyoruz. Kılıç prensi ve kılıç kralı. Bakın, gelecek müjdeli bir haber var. Gelecek müjdeli haberle beraber bir rahatlama yaşayacağınızı gösteriyor. Bir sıkıntıyı başınızdan tamamen def etme durumunuz var. Hiç sonlanmayacak mı diye beklediğiniz bir sıkıntının sonlanma durumu var. Evet, bakın, çok ince düşünüyorsunuz, çok ince ayrıntılıcı bir karaktere sahipsiniz. Çok duygusal olabilirsiniz balık burçları bu ara, hiç sorun değil. Bir yerden bir yere uzaklaşmayı artık, umarım tatil içindir, onu söylemek istiyorum. Ama şu anda bir yer değiştirmeyi, bulunduğunuz yerden uzaklaştırmayı gösteriyor arkadaşlar ve bu uzaklaşma size iyi gelecek. Bakın, geçmişe karşı özlem. Aslında geçmişte çok sadık bir dostunuz vardı ama bu dostunuzla aranız açılmış olabilir. Tekrardan bir araya gelme durumunuzu gösteriyor. Evet, birbirinize karşı da bir özleminiz var. O sizi düşünüyor, siz onu düşünüyorsunuz aslında. Ve tekrardan bir araya gelme, bir yerde denk gelme, tekrardan birbirinize ulaşma durumunuz var. Ve konuşacak o kadar çok şey var ki uzun soluklu konuşulacağını da gösteriyor. Şöyle diğer kartım. Bakın, bulunduğunuz yerden uzaklaşmak istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz ama sevdiğiniz birkaç insanı da arkanızda bırakıyorsunuz. Yani gitmek için canı gönülden uğraşmışsınız, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz ama giderken de arkanızda birilerini bırakabileceğinizi de gösteriyor. Gidiyorsunuz ama tekrardan bu yere geri dönüşünüz var arkadaşlar. Evet, şöyle diğer kartımı almak istiyorum. Kupa kralı arkadaşlar. Şöyle şuradaki son kartım olsun. Son bir kart daha çekeceğim. Kupa kralı arkadaşlar. Bakın, niyetleriniz çok temiz. Bazı yapacağınız işlerde ilerlemeleriniz var. Evet, yavaş olabilir ama ilerlemeleriniz var arkadaşlar. Hiç sorun değil. Çünkü ilerleme olması gerekiyor ki, yavaş da olsa ilerleme olması gerekiyor. Bakın, iş ve aşk anlamında bir nasibiniz var. Elinize emek verdiğiniz konuda elinize bir maddi kazanç gelecek. Hayatta bir yükselmeniz olacak ve etrafınızdaki o kötü niyetli insanları hayatınızdan çıkarma durumunuz var arkadaşlar. Şöyle bir diğer kartımı almak istiyorum. İmparatoriçe kartı. Evet, güzel çıktı. İmparatorca kartı arkadaşlar, bakın, şöyle söyleyeyim, bir bereketlenme döneminde olduğunuzu, elinizdeki başarıyı, yükselme, maddi olarak da bir takım yükselmeler yaşayacağınızı gösteriyor. Kalp kırıklıklarınızı onarabileceğiniz bir zamandasınız. Bir bolluk, bereketlilik hayatınızda hakim olacak ve bu bir müddet sürecek arkadaşlar ve bu zamanda maddiyatınızı iyi değerlendirin ki uzun soluklu olsun. Bu sizin için çok çok iyi olacak arkadaşlar. Evet, balık burcu, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar. Temmuz ayının son 2 haftasında niye şöyle bir açılım yaptık? Kahve falı açılımı ve tarot açılımı. Pozitif enerji alın, negatif enerji lütfen bırakın gitsin. Her zaman söylüyorum. Ve lütfen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel mesajlarınıza hayranım. Teker teker teşekkür etmek istiyorum. Güzel kalbiniz ve elleriniz gerçekten dert görmesin. Çok güzel mesajlar alıyorum ve samimiyetiniz bana geçiyor gerçekten. Samimiyetime inanarak, güvenerek benim yanımda olan arkadaşlar, desteğinizi esirgemeyen arkadaşlar, gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Desteğiniz olduğu müddetçe devam edeceğim. Zaten çok kısa bir zaman içerisinde sizlerin desteğiyle çok gerçekten hızlı ilerledik. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istedim. Bundan ziyade arkadaşlar, lütfen yeni gelen arkadaşlar, özellikle sizlere söylüyorum.
ilk defa gelenler için lütfen arkadaşlar yeni videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda hem canlı yayınlarımızdan hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımıza soru cevaplar yapıyoruz. Kart çekimleri yapıyoruz arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Gerçekten mükemmel geçiyor. Bundan ziyade arkadaşlar lütfen bir yorum yapmayı, bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ve bir beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Ciddi anlamda şunu söylemek rica ediyorum aslında sizlerden. Artık herkesin vicdanına bıraktım ama rica da ediyorum tekrar tekrar. Çoğu videomda da söylemişimdir arkadaşlar. Kahve ve tarot açılımları derken ciddi anlamda bir emek sarf ediliyor ve bu emeğin karşılığını almak adına sizlerden böyle bir ricada bulunuyorum arkadaşlar. Desteğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel destekçim olan arkadaşlar var biliyorum. Gerçekten de güzel mesajlar alıyorum. Onlar bende çok ayrı. Çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir şey varsa açılımla alakalı ya da benden yapmamı istediğiniz bir açılım varsa bana yazabilirsiniz. Yorumlarda zaten belirtiyorlar. Siz de belirtebilirsiniz. Yani her türlü yorumları ben cevaplandırıyorum. O yüzden de istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Instagram ve yedek YouTube hesabımızda linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Ara ara oralardan da canlı yayınlar, soru cevaplar yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle takip edip abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Hoşça kalın.